İlk etapta yapılması gereken Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurucu özüne ve ilkelerine döndürebilmek. Ve bunun karşısında da dik durabilmek. O kimlikle inanın bana insanları ikna edersiniz. Böyle birilerinin dolduruşuna gelerek, liberal rüzgarlara kapılarak, işte yeni CHP diyerek bunu yapamazsınız. Zaten ben her zaman söyledim ve söylemeye devam edeceğim. Atatürk'ün kurduğu, ilkelerini saptadığı, bize emanet ettiği ve miras bıraktığı bir partiye yeni sıfatını vermek ve onun genetik yapısını bozmak, değiştirmek kimsenin hakkına ve haddine değil. Ve ahlaki bir sorun var ortada. Ahlaki sorun şu: bu partinin dokusuyla, tarihiyle, fikirleriyle uyuşamayan insanların bu partide politika yapıyor olmaları ahlaki bir sorun. Bak ben şunu söylemiyorum. Cumhuriyet'te sorunu olabilir ama o zaman yeri orası değil. Şimdi peki bu nasıl olacak? Yani demek ki evet, çıkış yolumuz ne? Net. Evet. Oraya bu fikirleri taşımak. Sıkı sıkıya ama öyle değil. Sıkı sıkıya savunan bir o kişiyi, ama o kişi olarak değil, bu fikrin gerçekten savunucusu olan kişileri, aslında kişiyi de değil. Evet. Kişileri, bir fikri, bir kadroyu ve halkın baktığı zaman da hakikaten oh be işte budur. Bu ülkeyi kucaklayacak, şey yapacak, herkesi kucaklayacak. Bu ülkeyi bir heyecanda, bir iddiada birleştirecek, kardeşliği sağlayacak, hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi, laikliği, bilimsel eğitimi, her şeyiyle ekonomik kalkınmayı sağlayacak kadro budur demesi diye dedirtecek bir yapıyı oraya getirmek lazım. Ha şimdi burada diyorlar ki, son söyleyeceğim de bu olsun. Evet. Efendim, mevcut delege yapısı. Evet. Nasıl, bak, nasıl kırılacak o algı diyorlar? Partinin şöyle, içinde bu nasıl yapılabilir? Şöyle, ben asla bunu bir engel olarak görmüyorum. Çünkü delege dediğiniz insan Neptün'den, Mars'tan gelmiş insanlar değil, bu bir. İki, her kim ki delegeyi kendi belirlediğinden hareketle bir asla ben öyle düşün, bakın kim ki diyorum. Evet. Bir askeri gibi, kurşun asker gibi görürse yanılır. Bakın herkesin bu ülkeyle ilgili sorumluluğu var. Ben şuna inanıyorum. Bu delegede şu anda bir çıkış noktası arıyordur. Ve ülkenin, zannederim ki, ülkeyle ilgili kaygısı kendi şahsi kaygılarının önündedir. Çünkü bu Türkiye'de kırılma anındayız şu anda. Köprüden önce son çıkış. Ama o köprü yıkılmış bir köprü. Ülke aşağı gidiyor. Ne delegeliği kalır, ne hayatı kalır, ne kendisi, ne çocukları kalır.